emekli maaşına gelen zamların ardından son olarak %49,25'e yükseldi. SSK ve Bağkur maaşlarında değişim meydana gelirken, SGK maaş farkı için ödeme tarihleri de netlik kazandı. Emekli maaşlarına en son yapılan zam sonrasında oran %49,25'e yükseldi. Bununla birlikte SGK maaşları içinde fark ödeme tarihleri netleşti. Aralık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarına %37,57 olarak zam yapılmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağkur emeklileri için ek zam yapıldı ve yeni zam oranı %42,6 oldu. Son olarak memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarını eşitleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni zam oranını %49,25 olarak açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, SSK ve Bağkur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı Ocak ayı itibarıyla %49,25'e yükseltiyoruz ifadelerinde bulundu. Son gelen zamla birlikte emekli maaşlarında olumlu bir etki yaratması hedefleniyor. En düşük Bağkur emekli maaşı ne kadar? Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren kök maaş ve ek ödeme dahilinde en düşük Bağkur maaşı 6820,84 kuruş seviyesindeydi. Ancak son gelen %49,25'lik zammın ardından bu oran 10.000 TL'nin 180 TL üzerine çıkarak 10.180 TL oldu. Benzer bir durum ise bağ kurlu tarım emeklileri içinde yaşanıyor. En düşük 5.420 TL 18 kuruş olan en düşük kök aylık, %49,25'lik artışla birlikte 8.089 TL'ye yükselecek. Fakat bu oran 10.000 TL'ye tamamlanacak. 2.000 sonrası emekli SK'lılara ek ödeme. Tüm bu gelişmeler yaşanırken asıl merak edilen konuların başında ise 2000 sonrası emekli olanların maaşlarına yapılacak zam geldi. 2000 sonrası emekliler en düşük maaş olarak 4721,80 kuruş alıyordu. Ancak bu rakam son gelen zamlar akabinde 10.000 TL'ye tamamlanmış olacak. 2000 öncesi emeklilere maaş zam mı? Emekli maaşlarında 2000'den önce emekli olan SSK emeklilerinin en düşük maaşları ise 7616,48 kuruştu. Ancak %49,25'lik zammın sonrasında bu rakam 11.367 TL'ye yükseldi. 4. ASSK emekli maaşları ödeme tarihleri Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde.